Evet arkadaşlar, buradan Mısır Çarşısı'nı bulmamız gerekiyor. Öncelikle Mısır Çarşısı'na gideceğiz. Ayrıyeten yere batan sarnıcını bugün sizlere göstermeye çalışacağım. Çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Yere batan sarnıcını. Orayı size göstereceğim. Bakalım bugün hep beraber gezeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Mısır Çarşısı'nın girişine geldik. Şimdi sizlere Mısır Çarşısı'nı göstermeye çalışacağız. Bugün hava biraz yağmurlu. Yağmurlu olduğu için biraz daha sakinlik var burada. Normalde buraları yani gerçekten ana baba günü diyebilirim ben size. Bakalım hep beraber göreceğiz, gezeceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar burada çeşitli şöyle lokumları görebiliyorsunuz. Hemen hemen her çeşit lokum bulabilirsiniz burada. Farklı farklı tatlarda. İşte kuru yemişinden tutun, baharatçısından tutun. Birçok farklı ürünleri sergileyen dükkanlar var burada. Evet. Şu an Mısır Çarşısı'na giriyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Girdik. Evet arkadaşlar, şu an Mısır Çarşısı'na girdik diyebiliriz. Burası İstanbul'un ünlü Mısır Çarşısı oluyor. Bu şekilde tarihi bir yer olduğunu şu duvarlardan da görebilirsiniz. Hi, hola. Arkadaşlar bu Mısır Çarşısı'nın özelliği de 1664 yılından beri olması, öyle söyleyeyim ben size. 1664 yılından beri bu çarşı burada ve görüyorsunuz zaten tarihi bir yer. Şu şekilde göstereyim ben size. Samavi. Bizleri de ayrıyeten turist sanıyorlar. Yabancı dil konuşuyorlar. Bakın şurada çok güzel farklı ürünler satan, hediyelik tarzı tavla, işte ne bileyim süslenme tarzı satan yer var. Burada da dediğim gibi arkadaşlar ağırlık böyle baharatçıları bulunduğu bir çarşı diyebilirim ben size. Evet, burada da Mısır Çarşısı'nın tarihçesi yazıyor arkadaşlar. Bu çarşı Sultan Murat 3. yani Sultan Murat'ın 3. Murat'ın eşi Sultan Mehmet 3'ün annesi Safiye Sultan tarafından 1597 yılında inşasına başlanmış. 67 yıl sonra da 1664 yılında Sultan Mehmet 4.'nün annesi Hatice Turan Sultan tarafından mimar Mustafa Ağa'ya yeni cami kulesi olarak tamamlattırılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası da Mısır Çarşısı'ydı. Evet, havanın yağmurlu olmasına rağmen arkadaşlar gene de bayağı bir yoğunluk var diyebilirim size. Evet, şimdi şuradan şöyle bir yukarıya doğru gidelim. Dediğim gibi bugün sizlere yere batan sarnıcını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hep beraber yere batan sarnıcını göreceğiz. Öyle tahmin ediyorum ki bugün orayı gezebiliriz. Umarım diğer yerler gibi yoğunluk yoktur diye tahmin ediyorum. Hep beraber gidip göreceğiz. Evet arkadaşlar, yere batan sarnıcına doğru yürüyoruz.
Şöyle ara ara sokaklardan geçiyoruz. Yani Yerebatan Sandıcı gerçekten çok güzel bir yer diyebilirim. Ayrıyeten yeni restorasyon yapılmış diye duydum orası için. Çok güzel, yani görülmesi gereken yerlerden bir tanesi diyebilirim size İstanbul'da. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Aşağı yukarı bir 15 dakikalık yürüme mesafesi gösteriyor buradan. 15 dakika kadar yürüyeceğiz. Yerebatan Sarnıcı'na ulaşmak için. Ayrıca burada da bayağı bir tarihi bir bina var içerisinde. Yani bir tarihi bir bina var ama acaba burası neresi? Kapısı açık mı? Kapalı. Şuradan gözükmüyor. Ha, içerisi gözüküyor biraz ama. Tarihi bir bina var arkadaşlar burada ama tam olarak bilemedim neresi olduğunu. Değişik bir yer. Sağ ol. Evet arkadaşlar, şimdi tarihi binanın diğer kapısının girişine geldik. Bakalım neresiymiş. Evet, burası İstanbul Erkek Lisesi'ymiş arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bakın şu binanın ne kadar eski olduğunu buradan görebilirsiniz. Çok eski bir lise, İstanbul Erkek Lisesi diyor. Bu şekilde bir yer arkadaşlar. Şuradan daha detaylı. Pıs 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 pıs. Ne yapıyorsun? Maymun. Yeter arkadaşlar, burası da İran konsolosluğu, öyle söyleyeyim ben size. Burada da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti var. Arkadaşlar ayrıca burada da bakın tarihi bir camiye benzer bir yer var. Burası da Yeni Dünya Vakfı'ymış arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Yeni Dünya Vakfı. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. 3 dakikalık bir mesafemiz kaldı. Öyle gösteriyor navigasyon. Yerebatan Sarnıcı'na gelmemize. Yani yaklaşık bir 150 metre falan, öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Aynen öyle, bakalım. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Şöyle çok güzel bir kafeterya varmış. Evet. Evet. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yani bulunduğumuz yerde neredeyse %90 turist diyebilirim ben size. Hep yabancı farklı ülkelerden gelip buraları gezen insanlar şu an bu bölgede geziyorlar, öyle söyleyeyim ben size. Aslında Antalya'da fazla turist geliyor diyorlar ama aslında İstanbul'da da 12 ay boyunca Antalya'ya gelen turist sayısından bence daha fazla İstanbul'a geliyor. Çünkü burada her yer turist diyebilirim size. Evet arkadaşlar, şimdi Yerebatan Sarnıcı'ndaki kuyruğa doğru geldik, öyle söyleyeyim. Bayağı bir kuyruk var gene burada, öyle söyleyeyim ben size. Evet arkadaşlar, sırada beklemeye devam ediyoruz. Şu an yavaş yavaş ilerliyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10-15 dakikaya kadar şu sarnıcın içerisine gireceğiz. Girişi de zaten burada. Arkadaşlar içeri girmeye az kaldı diyebilirim ben size. Evet arkadaşlar, yerli Batan Sarayıcı'na, sarnıcına geldik sayılır. Şimdi aşağı ineceğiz, yerli Batan Sarnıcı'nı sizlere göstermeye çalışacağım. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada
çarşısı yere batan sarmacı oluyor. Değişik bir yer diyebilirim size. Çok ilginç bir yer diyebilirim sizlere. Gerçekten çok farklı bir yer. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Farklı bir yer diyebilirim arkadaşlar. Yerebatan Sarnıcı. Ve bu şekilde devam ediyor. Çeşitli ışıklandırmalarla şu şekilde gösterelim size. Altından. Gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Bakın burada da tepeden su damlıyor, öyle söyleyeyim ben size. Sadece burada oluyor o. Gerçekten çok çok değişik bir yer diyorlar. Çok çok farklı bir yer arkadaşlar. Malik Bulut yazıyor arkadaşlar. Mermer yontu 2022 yılında Yerebatan Sarnıcı için tasarlanan eser zamanın katmanları arasındaki soyut bağları temsil ediyormuş. İstanbul'un hafızasında birer sembol olarak ortaya çıkan zincirler çok kültürlüğü, kültür katmanlarını, özgürlüğü ve tutsaklığı ifade ediyormuş arkadaşlar. Süper olmuş. Zincir. Gerçekten hava yağışlı olmasına rağmen dediğim gibi ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum ama gerçekten çok kalabalık bir yer arkadaşlar. Çok kalabalık diyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir yer, çok kaliteli bir yer diyebilirim ben size. Çok güzel yapmışlar yani. Böyle bir yer.
paralar var arkadaşlar, görüyorsunuz yerde. Madeni para yapmışlar bu arada. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkada da bir tane yapıt var. Bakın bu da soğuk metalmiş arkadaşlar. Muzaffer Tuncer İlmiza soğuk metal dövmeymiş arkadaşlar. 2019 senesinde tasarlanmış bu. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca şu şekilde motifleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle motif yapmışlar. Ha, ver bakalım. Evet arkadaşlar, burada da bakın bozuk para atmışlar, biz de atıyoruz. Bir tane bozuk paramız olsun mu? Arkadaşlar şu şeylere bakar mısınız ya? Bu şekilde yapıt yapmışlar, kristal. Evet arkadaşlar, burası da bu şekilde diyebilirim size. Çok güzel, mükemmel bir ışıklandırması var yani. Çok güzel, mükemmel ışıklandırma yapmışlar arkadaşlar. Görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Bakın burada da görebilirsiniz. Farklı heykeller yapmışlar. Yani mükemmel bir yer diyebilirim arkadaşlar yani. Kesinlikle gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi diyebilirim. Çok güzel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diyorlar. Mükemmel bir yer diyebilirim. Evet arkadaşlar, sizlere yere batan sarnıcını göstermeye çalıştık. Şu şekilde bir yer tekrardan çekiyorum. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz. Burayı bitirdik. Arkadaşlar şu aşağı taraftan girdik. Bakın şu taraftan da çıktık. Yeraltı sarnıcından. Evet arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yere batan sarnıcın tarafından çıktık. Şimdi sirkeci tarafına doğru geçeceğiz. Oradan. Evet arkadaşlar. Şimdi çok farklı bir yere geldik. Böyle söyleyeyim ben size. Burası Gülhane Parkı oluyor arkadaşlar. Topkapı Sarayı'na dış bahçesi Gülhane, yani Gülhane Parkı diye geçiyor arkadaşlar burası. Şimdi size buraları göstermeye çalışacağız. Bakın, Gülhane Parkı Osmanlı İmparatorluğu döneminde içinde bir koruyu ve gül bahçelerini barındıran Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak geçiyormuş arkadaşlar burası. Evet, bu şekilde. Güzel küçük bir havuzu bulunan, havuzlu bir bahçeden geçiyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok güzel yapmışlar diyebilirim burayı. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Gülhane Parkı. Ayrıyeten bir anıt var burada arkadaşlar. Atatürk'ün anıtı. Bu anıtta Atatürk'ün 100 doğum yılında Hürriyet Gazetesi armağanıymış arkadaşlar. Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan Atatürk heykeli. Evet, burada kargalar, martılar, birçok kuşlar görebilirsiniz. Hepsi uçuşuyor. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir bahçe düzenlemesi yapmışlar diyebilirim burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle çeşit çeşit rengarenk çiçekler. Bayağı da büyük bir martı var burada arkadaşlar. Hatta iki tane, bakın. İki tane martı. Yukarıdan da bir tane martı geliyor. Arkadaşlar çok güzel yerler diyebilirim size. Gerçekten insanın içi açılıyor yani buraya geldiğinde, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok güzel, farklı yerler diyebilirim. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Evet, burada martılara ekmek atmışlar. Ekmek kırıntıları bırakmışlar ki gelip orada hepsi toplanıp yiyor. Evet. Şurada da çok güzel bir şöyle süs havuzu gibi bir yer yapmışlar arkadaşlar. Yani insanların gelip burada oturup dinlenebileceği mermerden yapılma bir. Gerçi içerisinde şu an su akmıyor ama çok güzel bir yer diyebilirim. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz ve çok enteresan bir yer gördüm arkadaşlar burada. Şimdi size orayı çekeceğim. Orayı göstermeye çalışacağım. Gerçekten çok enteresan bir yere benziyor. Burası arkadaşlar
Osman Hamdi Bey 19. yüzyılda yaşamış ve Tanzimat döneminde Avrupa'da eğitim almasına rağmen kendi kültüründen uzaklaşmadan bu yansıtabilmiş dönemin en önemli ressamlarından birisiymiş arkadaşlar. Osman Hamdi Bey sanat çalışmaları Arkeoloji Müzesi'ne ait arkadaki binada gerçekleştirmiştir. Bakın burası da böyle bir yer arkadaşlar. Yani çok farklı bir yapıt diyebilirim, öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde bir yer. Arkadaşlar şurada bir kapı gibi bir şey var. Buradan öyle tahmin ediyorum ki geçebiliyoruz. Evet, burası da arka tarafı arkadaşlar. Bu şekilde bir yer diyebilirim ben size. Evet. Burası da arkası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yolumuza yavaş yavaş devam ediyoruz tekrar. Buradan Gülhane Farkı'nda bulunan daha farklı yerleri, daha farklı yapıtları sizlere çekmeye, göstermeye çalışacağım. Evet, şurada da altından geçebileceğimiz metalden ya da tahtadan yapılmış olan bir köprü gibi bir şey var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ayrıca şurada da arka tarafta da insanların dinlenebileceği, oturabileceği bu şekilde alanlar yapmışlar. Evet, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Da böyle bir yer. Evet, şurayı daha yakından çekmek istiyorum. Daha yakından bakmak istiyorum. Acaba tahtadan mı yoksa metalden mi? Evet, tahtadan gibi duruyor arkadaşlar. Burası tahtadan yapılma bir yer arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet, tahtadan yapmışlar burayı. Evet, şu şekilde bir yer diyebilirim ben size. Evet, gerçekten çok değişik bir yapıt diyebilirim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ayrıca şurada da bir heykel gördüm. Bu heykel öyle tahmin ediyorum ki Aşık Veysel'e ait bir heykel. Evet. Aşık Veysel, doğru tahmin etmişim. 1873 ile 1973 yılı arası. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Şu an Gülhane Parkı'ndan sizlere farklı yerler, farklı kareler, farklı güzellikler göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hemen hemen her yerini çekmeye, her yerini göstermeye çalışıyorum Gülhane Parkı'nın. Burası gerçekten muhteşem bir yer diyebilirim. Buradan yolumuza devam ediyoruz ve gerçekten büyük bir yer. Yani alan olarak da gerçekten bayağı büyük bir alanı var diyebilirim. Hemen hemen her yerde oturabileceğiniz, dinlenebileceğiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan şu şekilde bankları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani rahat rahat gezip, rahat rahat dinlene dinlene gezip görebileceğiniz bir yer diyebilirim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, bu şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi Gülhane Parkı'nda daha neler bekliyor. Çünkü burası gerçekten büyük bir alanı var demiştim size. Çok çok büyük bir yer diyebilirim. Alan olarak. Evet, şu arkada da farklı bir yapıt yapmışlar. Bu şekilde bir yer. Evet arkadaşlar. Ayrıca burada, burada sol tarafta da İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi varmış arkadaşlar. Gerçekten yani buraya geldiğinizde olur da İstanbul'a gelirseniz mutlaka Gülhane Parkı'nı gezmenizi tavsiye ederim, öyle söyleyeyim. Yani gerçekten çok güzel bir yer.
Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Evet, burada da çok güzel bir işte köprü gibi bir şey yapmışlar. Altından geçebileceği insanların. Üstünde de çok güzel yeşillik ile süslemişler, öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi Gülhane Parkı gerçekten çok büyük bir alana sahip. O yüzden yürü yürü bitmiyor yani. Gez bitmiyor. Yani belki de daha yarısına bile gelmedik yani, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok farklı bir yer diyebilirim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Gülhane Parkı'nın diğer tarafına, yani diğer tarafından çıkışına geldik, öyle söyleyeyim ben size. Gülhane Parkı'ndan çıkıp vapurların gemilerin olduğu yerden karşı tarafa geçmeye bakacağız, öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi iskeleye geldik. Şu an iskeledeyiz. Beşiktaş vapurunu bekliyoruz, öyle söyleyeyim. Buradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Bir planlı bir değişiklik oldu. Beşiktaş'a geçeceğiz. Geçen Dolmabahçe Sarayı'na gidememiştik. Dolmabahçe Sarayı'na gideceğiz. Oradan da büyük ihtimal Nişantaşı'na geçeceğiz, öyle söyleyeyim ben size. Vapurumuz geldi. Birazdan şimdi vapura bineceğiz. Şimdi yanaşmak üzere. Buradan Beşiktaş'a gideceğiz. Evet arkadaşlar, gemiye bindik. Şimdi yukarıki kata çıkıyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi bir yere çıktık. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bu vapurla Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'tan da Dolmabahçe Sarayı'na gideceğiz. Oradan da büyük ihtimal yetişebilirsek, zamanımız kalırsa Nişantaşı'na gidip gezeceğiz. Sizlere göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzereyiz, öyle söyleyeyim ben size. Bakın, Boğaz Köprüsü'nün hemen hemen çok az uzağındayız, öyle söyleyeyim. Şu an birazdan Boğaz Köprüsü'nün tam yanından geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi feribottan indik. Vapurdan indik, Beşiktaş'tayız. Arnavutköy, Sarıyer, Hastır. Seferimiz hareket etmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi Beşiktaş'a geldik. Şimdi buradan Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyeceğiz. Dolmabahçe Sarayı'nı sizlere göstermeye çalışacağım. Böyle bir yer Beşiktaş'ta. Bakın arkadaşlar, bir dünya kuş uçuyor burada, görüyorsunuz.
Şöyle de. Evet, Beşiktaş'ı ayrıyeten seviyorum. Beşiktaşlı olduğum için, yani Beşiktaş takımını sevdiğim için Beşiktaş'a ayrı bir hayranlığım var, yani öyle söyleyeyim size. İstanbul Beşiktaş'a. Bu şekilde yerler arkadaşlar. Beşiktaş gerçekten çok klas bir yer diyebilirim arkadaşlar. Çok gerçekten çok güzel bir yer Beşiktaş. Daha önce gelmiştim, dediğim gibi Beşiktaş'ı biliyorum az çok. Ama hiç daha video çekme fırsatı bulmamıştım. Ama şu an dediğim gibi sizlere Beşiktaş'ı az da olsa göstermeye çalışacağım. Şu an sahil kıyısı tarafındayız. Dediğim gibi şimdi Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyoruz. Sizlere Dolmabahçe Sarayı'na göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bakın, köprüyü de görebiliyorsunuz. Avrupa'dan Asya'ya geçen, yani arabaların geçtiği köprü. Arkadaşlar bakın, burası Dolmabahçe'nin, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisi olarak geçiyor. Arkadaşlar burada şu an bakın görüyorsunuz, saray koleksiyonları, yani Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi var. Sanat galerisi var ayrıyeten içeride. Biz dediğim gibi görmek istediğimiz yer Dolmabahçe Sarayı. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyoruz. Burası Beşiktaş'ın sokakları, öyle söyleyeyim ben size, caddeleri. Bu şekilde bir yer. Arkadaşlar burası da resim müzesi olarak geçiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Burası da Dolmabahçe Sarayı resim müzesi arkadaşlar. Şekilde. Geçmek yasaktır diye burası. Farklı bir yer. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, sarayın içerisinde, bu müzenin içerisinde bir tane ağaç var. Ağaç gördüm. Bu ağacın üzerindeki, yani dalların yanındaki şeyler çok farklı. Yani bunlar ne meyvesi bilmiyorum yani. Bir meyve bunlar ama ne meyvesi olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şu yukarısı resim müzesi oluyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Giriş şu tarafta. Ama bizim gelmek istediğimiz yer Dolmabahçe Sarayı. Öyle tahmin ediyorum ki Dolmabahçe Sarayı da buranın yanı diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar çok güzel bir bahçe düzenlemesi yapmışlar burada. Ayrıca şurada da su havuzu yapmışlar, öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok iyi. Çok güzel bir yer diyebilirim arkadaşlar. Muhteşem. Arkadaşlar şu gördüğünüz yerde Dolmabahçe Sarayı oluyor.
Buradan tahmin ediyorum ki geçiş yok oraya. Öyle tahmin ediyorum, geldiğimiz yoldan dışarı çıkacağız, biraz daha ilerleyeceğiz. Bakalım, eğer giriş açıksa Dolmabahçe Sarayı'na girip sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar burası da resim müzesinin girişi, öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar, şimdi resim müzesi... Evet arkadaşlar şimdi resim müzesine girdik. Ayrıca şöyle bir şey verdiler bize. Bu da bizim rehberimiz olacakmış burada. Dolmabahçe'ye ile kombineli bilet aldık, öyle söyleyeyim. Kişi başı 100 TL. Şimdi burada Osmanlı hanımları diyor. Buradan başlayabiliriz. Evet, şu an Osmanlı hanımları denilen odaya girdik, öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Burada Osmanlı hanımları hakkında çeşitli bilgiler verilmiş. Ayrıca şu şekilde resimleri de var. Arkadaşlar şimdi Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Maalesef müzeyi tam olarak çekemedim. Çünkü müzenin içerisinde resim ve video çekmek maalesef yasakmış. Maalesef güvenlik geldi, uyardı ve söyledi, rica etti. Dedi maalesef, dedi resim ve video çekmeniz, dedi, yasak, dedi. Ben de maalesef videoyu durdurmak zorunda kaldım ve girdiğim gibi de çıktım zaten. Çünkü moralim bozuldu. Yani daha önce hiçbir müzede ben bunu yaşamadım arkadaşlar. Tabii ki adı üstünde müze, müze ama sonuçta yani fotoğraf ya da video çekmenin yasak olması tabii ki bu beni üzdü. Yani bu saçma bir uygulama diyebilirim. Öyle tahmin ediyorum ki yani kendilerine has bir şey söylediler. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü şu ana kadar dediğim gibi hiçbir girdiğim müzede, hiçbir girdiğim sergide, yere batan sandıcında dahi hani video çekmenin, fotoğraf çekmenin yasak olduğunu görmedim. Çünkü bu zaten saçmalık, yani yasak olması saçma. Çünkü insanlar adı üstünde yani gezmeye geliyor, fotoğraf çekinmeye geliyor. O yüzden bu beni üzdü. Evet arkadaşlar, şimdi Dolmabahçe Saray. Burası harem diye geçiyor arkadaşlar. Buradan gireceğiz şimdi Dolmabahçe Sarayı'na. Giriş şu şekilde. Evet. Bu şekilde girer. Evet arkadaşlar, şu an Atatürk'ün bulunduğu, yani burada yaşamış olduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Öyle söyleyeyim ben size. Burası Dolmabahçe Sarayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesini geziyoruz, öyle söyleyeyim. Burası Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesi oluyor. Evet, Dolmabahçe Sarayı da dediğim gibi. Maalesef Dolmabahçe Sarayı'nda ve resim müzesinde fotoğraf ve video çekmek yasakmış arkadaşlar. Dışarıda çekebiliyorsunuz ama içeride maalesef güvenlikler uyardı. Ne bir turist, ne bir yerli turist, ne bir yabancı turist ne fotoğraf çekebildi, ne video çekebildi. Yani öyle tahmin ediyorum ki ya mutlaka bunun bir sebebi vardır ama yani bu tabii ki üzücü arkadaşlar. Yani fotoğraf çekmenin yani yasak olması, adı üstünde yani müzeye geliyorsunuz ve elbette fotoğraf çekmek isteyeceksiniz yani. Sonuçta geziyorsunuz, siz bir gezicisiniz ve fotoğraf çekmek isteyeceksiniz yani. Ama fotoğraf çekmenin yasak olması yani dediğim gibi bütün moralimi alt üst etti. Ama olsun, biz gerçekten çok fazla yerler gördük. Dolmabahçe Sarayı tahmin ettiğimden çok daha büyükmüş arkadaşlar. Yani her şöyle söyleyeyim ben size, hemen hemen her yerinde hamamından tutun işte Valide Efendi odasından, dairesinden tutun. Yani en az yani belki 100 tane odası falan var diyebilirim ben size, böyle oda tarzında. Yani o kadar büyük ve güzel yani. İçerisi gerçekten çok güzel. Maalesef üzgünüm sizlere Dolmabahçe Sarayı'nı tam olarak gösteremedim içerisini. Ama hiç olmazsa şu şekilde bahçesini ve dışarıdan gezdirme fırsatım oldu. Evet. Buradan
şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Dolmabahçe Sarayı'ndan bahçesine geziyoruz. Öyle söyleyeyim. Şu an burayı bitirdik sayılır. Şimdi dışarı çıkacağız. Gösterebildiğimiz kadar buraları sizlere göstermeye çalıştık. Ama dediğim gibi video ve fotoğrafın yasak olması bizleri üzdü. Mutlaka bir sebebi vardı diye düşünüyorum. O yüzden kötü düşünmek de istemiyorum. Ama maalesef bileti aldıktan sonra, yani içeri girdikten sonra yasak olduğunu öğrenmemiz tabii ki bizi üzdü. Ama olsun, hiç olmazsa dediğim gibi şu şekilde size bahçesinden az da olsa video kareleriyle. Evet arkadaşlar, şuraya bakar mısınız? Yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan girmiştik, şimdi diğer tarafından çıkacağız bu sarayın. Yani bu saray gerçekten çok büyük bir saray. Resim Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı'nı birleştirmişler. Yani ikisi için dediğim gibi tek bir bilet aldık, kombine bilet. Kişi başı 100 TL'ye girdik ama maalesef işte video çekemedik. Ama olsun, burası da bu şekilde. Arkadaşlar, müzeden çıktık. Müzeden çıkar çıkmaz bizi böyle bir saat kulesi karşıladı, öyle söyleyeyim. Burası da Vodafone Park, Beşiktaş'ın stadyumu arkadaşlar. Yeni yapılan stadyumu diyebiliyorum. Vodafone Park stadyumu şu arkası. Evet, burada da saat kulesi var arkadaşlar. Burayı da size göstermek istedim. Burası da saatli park, saatli kule diye geçiyor. Saat kulesi ya da. Evet arkadaşlar, bugün öyle tahmin ediyorum ki Beşiktaş'ın maçı var burada. Kameramanlar, ayrıyeten futbolcular, polis arabaları, bayağı bir yoğun burası. Evet, bugün Beşiktaş'ın maçı var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kabataş'a geldik, Kabataş İlik Neresi'ne. Burada tramvaya bineceğiz. Bayağı da bir geç oldu saat, öyle söyleyeyim. Tramvayla meydana gideceğiz, meydandan da eve doğru metro ile geçeceğiz, öyle söyleyeyim.